So finally we arrived to our last webinar. En nihayetinde son webinarımıza geldik. 5. webinarımızı yapıyoruz bugün. Burada gördüğünüz 4 webinarı da gerçekleştirdik. Şimdi dijital toprak haritalaması webinarımıza geldik. R yazılımında nasıl yapılıyormuş göreceğiz. Umut ediyoruz. Benim için zevk. Umut ediyorum sizin için de zevk olur. Bugün sunumumuzu 3 kısma ayıracağız. Öncelikle toprak haritalamasına bakacağız. Geleneksel toprak haritalamasına bakacağız ilk bölümde. Daha sonra ikinci bölümde daha ziyade dijital toprak haritalamasına bakacağız. Ve üçüncü bölümde ise R yazılımı kullanarak pratik bir uygulama yapacağız. Kodun kendisine bakacağız. Ayaş havzasında toprak organik karbon haritalaması örneği gerçekleştirmeye çalışacağız. Yine pratik oturumumuzda, o da son oturumumuzu oluşturacak. Öncelikle söylemek isterim ki ben bir toprak uzmanı değilim. Mustafa Bey ve diğerleri belki benden daha fazla şey biliyordur topraklar hakkında ama ben toprak uzmanı değilim. Öncelikle bunu söylemem gerekir. Ben daha ziyade istatistik analiz açısından uzmanım bu konuda. Ama hepimiz de topraklarımızın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Vefa tarafından da tanınmış olduğu üzere toprak pek çok ekosistem hizmeti sunar ki güzel bir infografiğini görüyorsunuz, resmini görüyorsunuz. Uluslararası Toprak Yılı vesilesiyle yayınlanmış bir resim. Ekosistemdeki tüm toprak fonksiyonlarını, bunların önemini bize anlatıyor bu resim. İşte bu sebepten dolayı arazi kullanım planlaması bağlamında ve entegre arazi kullanım planlamasında toprak değerlendirmesi ve haritalaması yapmak bizler için çok önemli. Öncelikle toprağın özelliklerinin haritasını çıkarmamız gerekiyor. Bunun için de iyi bir toprak değerlendirmesine ihtiyacımız var. Özellikle toprağın farklı bitkilere uygunluğunu değerlendirmek için ve diğer arazi kullanım senaryolarına uygunluğunu değerlendirmek için çok önemli böyle bir değerlendirme yapmak. Ki daha önceki seminerimizde bozulmayı izlemek ne kadar önemli bunu görmüştük. İşte bozulmayı izleyebilmek için de toprak haritalarına ihtiyacımız var. Ki Hakkı ve Tuluda tarafından geliştirilmiş olan sol tarafta proje resmimizi görüyorsunuz. Projemizin bu resminde metalojik çerçevenin resmini görüyorsunuz aslında. İkinci adımda diyor ki mevcut durumun değerlendirilmesi. Mevcut durum değerlendirilirken toprağın durumunda değerlendirilmesi bunun içerisine giriyor. İşte bunu yaparken kim neyi yapacak, ne zaman yapacak, metodolojik çerçeve bu konuda da bizleri yönlendiriyor zaten. Şimdi öncelikle geleneksel yani konvansiyonel toprak haritalaması neymiş? Önce ona bakalım arz ederseniz ve daha sonra dijital toprak haritalaması geleneksel haritalamadan nasıl ayrılıyor ona bakalım. Öncelikle Ayaş Havzası'ndan bir harita görüyorsun. NOS. Burada farklı birbirinden ayrı arazi üniteleri, birimleri var. O nedenle bu şekilde ayrı birimler olarak görürüz biz geleneksel haritalamalı da. O nedenle sarıdan mesela mora geçtiğimiz zaman iki çok ayrışık toprak türü olduğunu görürüz ve sınırlar da çok aşırı sınırlardır. Yani bu değişiklikler bu sınırlardan geçerken yavaş yavaş tedrici olarak gerçekleşmez. Birdenbire değişiklik meydana gelir. Çok keskin hatları vardır geleneksel toprak haritalamasında bir toprak özelliğinin diğerinden. Özellikle dijital toprak haritalamasıyla karşılaştırıldığında en büyük farkı da budur diyebiliriz. İşte bu tür geleneksel haritalarda kantitatif bilgi yoktur. Değişkenliklerle alakalı, variabilitelerle alakalı olarak yani her bir arazi birimi içerisinde ne kadar değişkenlik var bunu net bir şekilde göremeyiz bu tür geleneksel haritalarda. Şimdi geleneksel toprak haritası dediğimiz zaman pek çok örneği var aslında geleneksel haritaların. Mesela toprak dünya toprak haritası FAO'ya ait türünün ilk örneğiydi. 1974'te üretildi. 20 yıl sürdü bu haritanın üretilmesi. FAO tabii ki bir dizi dünya genelinde bir dizi bilim adamıyla işbirliği yapmak zorunda kaldı bu haritayı oluşturmak için. İnsanlar, toprak haritacıları özellikle gittiler, araştırma yaptılar ve sonuçta bu harita ortaya çıktı 20 yıl sonunda. Bu haritalar yıllar öncesine ait ama bakıldığında ve toprak haritalamasının ilk adımlarıydı zamanında o haritalar. Ve yaklaşık 30 yıl kadar önce geoistatistik toprak bilimlerine tanıtıldı, toprak bilimleri alanına girdi.
coğrafi istatistikler alanı. O nedenle bu coğrafi istatistik, yani geoestatistik konsepti sayesinde verilerin otokorelasyonu yapıldı ve haritaya dökülebildi. Neden bahsediyorum otokorelasyon derken? Öncelikle otokorelasyon şöyle bir şey. Numuneleri birbirine ne kadar benzer olduğunu gösteriyor ve örnekler, numuneler daha birbirinden nerede ayrım gösteriyor, farklılık gösteriyor, bunu gösteriyor otokorelasyon. İşte böyle bir yaklaşım toprağı haritalandırır ve toprağı sürekli bir mekansal değişken olarak gösterir ve mekanda tedrici bir şekilde değişiklikleri gösterir. Birdenbire değişmez oradan oraya geçerken. Daniel Crick, geostatistiğin babalarından bir tanesiydi. Kendisinin adını burada görüyorsunuz sol tarafta. Elde yazıyordu o zaman tüm rakamları ve hesaplamayı yapıyordu. Ama ben çok şükür ki PhD'mi yaparken, doktoramı yaparken elle yapmak zorunda kalmadım tüm burada gördüklerinizi. Burada gördüğünüz bir semi-variyogramdır. Buradaki fonksiyonlar sayesinde, semi-variyogramlar sayesinde özel bir mekansal otokorelasyon yapabiliyoruz. Bakın sol tarafta semi-varyans var. Burada da aslında iki örnek noktasının birbirinden nasıl farklı olduğunu, ne kadar farklı olduğunu görebiliyorsunuz. Evet, çok fazla otokorelasyon yapılması gerekiyor böyle bir sistem içerisinde. Özellikle iki örnek noktası arasındaki mesafe arttıkça semi-varyant da artacaktır böyle bir formül içerisinde. Şimdi bizler geoistatistik çerçevesini uygularken öncelikle amprik bir varyogram elde ediyoruz. Buradaki noktalar amprik olanlar işte. Bu kadar mesafede noktalar birbirinden ayrıymış gördüğünüz gibi. Her bir gözlem noktasının semivaryansını gösteriyor bunlar. Ve daha sonra teorik bir modelde temel parametreleri görüyorsunuz. Geoistatistikte olabilecek temel parametreler buradaki şeklin üzerinde. Sürekli model diyorum farkındayım ama bu da otokorelasyonun modellemesini yapıyor. Ve bu sayede tahminlerde bulunabiliyoruz. Çünkü toprak haritalaması veya herhangi bir harita yaparken öncelikle her yerde her şeyi ölçümleyemeyiz, öyle değil mi? Enterpolasyona ihtiyacımız var ve gidip de numune alamayacağımız yerlerde tahminlerde bulunmaya ihtiyacımız var. Ölçüm yapamayacağımız yerlerde tahminlerde bulunmaya ihtiyacımız var. Peki bunları nasıl yapıyoruz? İşte bu metotlar sayesinde yapıyoruz. Geleneksel toprak haritalamasında, arazi birimlerinde bazı gözlemlerimize dayanarak ve bilgilerimize, bilim adamlarının bilgisine dayanarak bir şeyler yapıyorduk. Yani bu poligonların resmini çıkarıyorduk belki. Hepsini aynı renkte yapıyorduk. Daha sonra bir şekilde enterpolasyon yapıyorduk o zamanlarda. Konvansiyonel, yani geleneksel metotta. Ama geoistatistik enterpolasyonunda otokorelasyon dahil oluyor bu sefer sürece. Yani veriler gene birbirine, mekanda veriler birbirine bağımlı. Bunların otokorelasyonu sayesinde de yordamalara gidiyoruz. Tüm GBS yazılımlarında ve kütüphanelerimizde geoistatistikler bulunmaktadır. Ve burada geoistatistikle ilgili olarak güzel olan şeylerden bir tanesi, bu geoistatistik sadece değişkenleri sürekli bir çerçevede haritalamamıza yardımcı olmuyor. Aynı zamanda ilgili tahminlerimizin belirsizliğini de tahmin etmemize yardımcı oluyor. Belirsizliğini de sunmamızda yardımcı oluyor. Oldukça önemli. O nedenle geoistatistiksel metotlar dijital toprak haritalamasının bir parçasıdır diye net bir şekilde söyleyebiliyoruz. Ama başka metotlar da var ki kullanılabilir bunlarda. Özellikle dijital toprak haritalamasında kullanılabilir. Ama dijital toprak haritalaması nedir? Ona bakalım öncelikle. Burada bir tanımı var aslında ama özetlemem gerekirse dijital toprak haritalaması elinizde saha, laboratuvar ve gözlem verileri vardır. Bunları çevresel verilerle bir araya getirirseniz ve bir model kullanarak, modelleme yaparak bu verileri birleştirirseniz ve daha sonra herhangi bir toprak özelliğini tahmin edersiniz ilgili alanda, başka alanlarda, yani bakmadığınız, ölçüm yapmadığınız alanlarda da tahmine gidebilirsiniz dijital toprak haritalaması sayesinde. İşte
Burada dijital toprak haritalaması görüyorsunuz. Eğitim verisi var elimizde diyelim. Toprak organik karbonu verilerimiz var bizim eğitimimizde. Yani bugün bunları kullanacağız. Bakın örneklem noktalarını görebiliyorsunuz. Artık eş değişkenler var. Sol alt köşede de eş değişkenleri görüyorsunuz. Bunlar uydu verileri olabilir. Eş değişkenler. Toprak alıştıran faktörler olabilir. Daha sonra bunları bir araya getirdiğiniz zaman bir de prediktif model kullandıktan sonra, yani modelleme yaptıktan sonra mesela toprak organik karbon haritasını, toprak haritasını sağ tarafta olduğu gibi oluşturabiliyorsunuz. Çok basit bir şekilde işte böyle bir haritalamadan bahsediyoruz. Sıradan bir kriginde böyle bir eş değişkenleri kullanmanız gerekiyor, gerekmiyor. Çok farklı model, kriging modelleri var. Bazıları eş değişkenleri de kullanıyor bu arada. Ama biz kullanmıyoruz kriging yaparken. Şimdi eğitim verilerine bakalım. Bundan bahsediyorduk zaten, değil mi? Dijital toprak haritalamasında saha örneklemi çok önemlidir diye demiştik. Bazen yanlış anlaşılma olabiliyor. Eğer dijital çalışıyorsanız sahadan veriye ihtiyacınız yok, gözlem verisine ihtiyacınız yok diyebiliyor insanlar. Her şey bilgisayar yapıyor diyorlar ama hayır, kesinlikle doğru değil böyle bir söylem. Çünkü dijital toprak haritalaması genel tam olarak saha verisine odaklanır zaten, ona dayanır. Kesinlikle sadece uzaktan algılama verisine dayanmaz. Sahada doğrulama gerekir. Aynı zamanda yerelde uzman bilgisi, yerel bilgi bizler için önemli değerlerdir dijital toprak haritalaması yaparken. Bilgisayar hesaplaması, profil tanımlaması veya laboratuvar analizinin yerine geçmez. Onlara da hala ihtiyaç vardır dijital toprak haritalaması yapıyor olsak bile. Tabii ki elimizde böyle bir bilgisayar teknolojisi varsa, hesaplama teknolojisi varsa kullanmak lazım dijitalde. İşimizi kolaylaştırıyor, fark yaratıyor, avantajlarından yararlanmak lazım, faydalanmak lazım elbette bu hesaplama gücünden. Ama her zaman temelde sahadan aldığınız verilere güvenmek zorundasınız. Dijital çalışıyor olsanız bile ve yerel bilgiye güvenmek durumundasınız. Şimdi IELTS havzasına bakalım. Bu webinardan sonra bir eğitim gerçekleştireceğiz ve IELTS havzasından verileri toprak analizi için kullanacağız. Bu haritaları görmüşsünüzdür daha evvel. Toprak profilleri var bakın burada sol tarafta. Sanırım 40 lokasyonlar alınmış ve sağ taraf işte sanırım 1000 kadar örnek veya prop vardı. Sağ tarafta da farklı değişkenlerin ölçüldüğünü ve toprak proplarını sağ tarafta görebiliyorsunuz. Evet, bu veriler tamamen bitmedi şu anda. Eğitime kadar bitmesi planlanıyor. Eğitimde kullanabileceğiz diye düşünüyoruz havza verilerini. Ama sağ taraftaki bitmemiş olsa bile tam olarak sol taraftaki bitmiş toprak profilleri verisi. O nedenle bugünkü uygulamamızda bunları kullanabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi herhangi bir toprak özelliğinin haritasını çıkarmak istediğinizde, mesela toprak organik karbon gibi veya diğer özelliklerin haritasını çıkarmak istediğinizde veri hazırlığı sizin kilit çalışmanızı oluşturacak dijital toprak haritalamasında. Zaman alan kısım da olacak. Sizler başka servislerden, belki yıllar öncesinden gelen verileri de kullanıyorsunuz, verileri uyumlaştırmaya çalışıyorsunuz, işte koordinat belirleme ve benzeri şeklinde pek çok hazırlık çalışması olabiliyor. İşte hazırlık çalışması DSM'in, yani dijital toprak haritalamasının ilk adımlarından ve en önemli adımlarından bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bizim veri setimizde 40 tane örneği kullanıyoruz. Sağ tarafta görüyorsunuz. Farklı örneklerden, örnek alanlarından alınmış profilleri görüyorsunuz. Ve farklı altlıklar olarak karşımıza çıkıyor. Farklı katmanlara sahip. Bazıları 5 katmana sahipken bazıları farklı sayıda katmana sahip. Bakalım şurada ve her bir örneklem noktasında da kaç tane örnek olduğunu görüyorsunuz. Kırmızı ise 6 anlamına geliyor. Turuncu ise 5 tane örnek olduğu anlamına geliyor o noktadan. Peki tüm bu verileri nasıl uyumlaştıracağız, harmonize edeceğiz diye sormak lazım. Mesela SOC için, yani toprak organik karbon özelliği için bir hedef alınan derinlik var kullanılan.
küresel toprak organik karbon haritasında, FAO'nun haritasında bu derinlik ilk 30 santimetre olarak karşımıza çıkmıştı. O nedenle ben sadece ilk 30 santimetreyi kullanacak olursam burada toprak organik karbonu için şuraya, şu noktalı çizgiye kadar gelebilmiş oluyorum. Böyle bir durumda tüm şuraya kadar gelirsem tüm 30 santimetreyi de temsil etmiş olmayacağım. O nedenle burada tahminde bulunabilmek için hedef derinlikte tüm toprak özelliklerini yansıtabilmek için modellemeden faydalanmak lazım. Verileri modellere yerleştirip tahminde bulunmak faydalı olacaktır ve toprak özelliklerini bu vesileyle tahmin edebileceğiz herhangi bir standart derinlikte. Aynı zamanda boşlukları da tamamlayabileceğiz. Çünkü hepsi 30 santimetrede olmayabilir işte o örneklerin. O nedenle burada bir resim görüyorsunuz, bakın şekil sağ tarafta. Nasıl modelleme yapabileceğinizi gösteriyor. Toprak özelliklerinin derinliğe göre nasıl, ne kadar değişebileceğini gösteriyor. 30 santimetre, ilk 30 santimetre derinlikte toprak organik karbon şeklinde belirleyebiliriz mesela biz modelleme yaparken verimizi. İşte burada SOC için, yani toprak organik karbon için R yazılımında dikkat edilecek konulardan bir tanesi de şu olacaktır. Stokların tahmin edilmesi önemli olacak. Sadece karbon konsantrasyondan bahsetmeyeceğiz. Bahsetmiyoruz. Hem taş içeriğinden hem de hacim yoğunluğundan bahsediyoruz. Bunların da tahmin edilmesi gerekecek. Bunu ben yaptım. Ayaş hafızası için sonuçlarını da burada görüyorsunuz. Toprak organik karbon stoğu için ilk 30 santimetrede sonuçlarım böyle çıkmış. Gördüğünüz gibi 40 tane örneğim varmış ve ortalama değerde 4.10 olarak karşıma çıkmış. Bu organik karbon stoğu kilogram, metrekare başına kilogram olarak gösterilmiş. Büyük bir mesele yine, bunu düşünmek lazım. Dediğimiz gibi sadece 40 örneğe göre yaptık bunu. Dijital toprak haritalamasında sadece 40 örneğe bağlı olarak bir şey yapmanız çok zordur, azdır yani. Sadece egzersiz olarak bir alıştırma olarak ben 40 örneği kullanmak istedim. En azından 100 tane örneğe ihtiyacınız vardır. Dijital toprak haritalamasında güvenilir sonuçlar istiyorsunuz. Ama elimizde 40 vardı. Biz de 40'la yapmak zorunda kaldık. Toprak organik karbonu yaptık dediğim gibi. Çünkü problarda ölçülmemişti. Sadece profillerde ölçülmüştü karbon, toprak organik karbonu. Şimdi her bir noktada görüyorsunuz ki organik karbon stoklarının miktarı belirlenmiş. Kırmızıda daha düşük değerler var. Metrekare başına kilogram olarak. Mavi ise daha yüksek stok olduğu anlamına geliyor. Peki ne yapmaya çalışıyoruz? Öyle bir harita istiyoruz ki noktaları görmeyeceğiz. Ama noktalardan toprak organik karbonu diğer yerlerde de tahmin edebileceğiz. Sadece bu noktaların olduğu yerlerde değil. İşte böyle bir harita görmek istiyoruz. İşte bunun için de yapılması gereken ilk şey, eğer bizler arazi örtüsü ve toprak sınıflarını kullanacaksak ve toprak sınıflarını ve jeoloji haritasını eş değişkenler olarak kullanacaksanız, bu 40 nokta bu sınıflar nasıl temsili mi değil mi, buna bakmak gerekecek öncelikle. Yani biraz keşif analizi yapmak gerekecek verilerimize yönelik olarak. Biz biliyoruz ki örneklerin çoğu, bu arada Ayaş havzasında pek çok arazi örtüsü olmasına rağmen örneklerin çoğu, profildeki örneklerin çoğu ekilebilir arazilerden çekilmiş, alınmış. Yani profillerin %93'ü, yani 37 tanesi ekilebilir araziden gelmiş. %3'ü daimi ağaçlık, mutlak ağaçlık bitkilerden, %5'i ise mutlak çalılık bitkilerden gelmiş. Böyle bir dağılım var en sol keşede, pasta diliminde. Ortaya bakalım. Toprak sınıflarında baktım. Farklı toprak sınıflarında baktım. Genellikle çoğu toprak tipinin temsil edildiğini gördüm 40 tane örneğimiz içerisinde. Bu konuda sıkıntı yok. Profillerde de baktığımız zaman jeoloji haritamız var Ayaş havzasında. Ve çoğu sınıf da, yine jeoloji sınıfı da orada temsil edilmiş. Bunu gördük. Şimdi burada en önemli hususlardan bir tanesi arazi örtüsü olacak. Belki de en önemlisi. Çünkü modelimizde bunu kullanacaksak, tahmin de bize yönlendirici olsun diye arazi örtüsünü kullanacaksak bir karar vermemiz gerekecek. Öncelikle
sadece ekilebilir arazi, mutlak ağaçlık arazi, mutlak çalılık alanda tahminde bulunabiliriz. Çünkü mesela çimlik alanda örneğimiz yokmuş, öyle değil mi? Ve pek çok toprak özelliğinin arazi örtüsüyle değiştiğini biliyoruz, öyle değil mi? Ona bağlı olduğunu da biliyoruz. O nedenle böyle bir durumda enterpolasyon yapmak o alanlarda, mesela çimlik alanlarda çok da mantıklı olmayacaktır. Ama daha sonra ben bu konuya geleceğim. Burada en önemli ilk adım verilerin uyumlaştırılması, yani hazırlanması, veri setlerinin oluşturulması, verilerin birleştirilmesi olacak. Bunu söyledik. Şimdi biraz daha covariate dediğimiz eş değişken konusuna geçelim. Neden eş değişken kullanıyoruz ve nasıl kullanıyoruz eş değişkenleri? Bakalım. Öncelikle dijital toprak haritalaması öyle bir nosyona göre oluşturulmuştur ki herhangi bir toprak özelliği bu faktörler kullanılarak, toprak üreten faktör kullanarak üretilebilir. Fonksiyonu burada görüyorsunuz. Bu ne diyor? Toprak eşittir. Toprak şundan tahmin edilebilir diyor. Yani toprak haritalarından, toprak örneklerinden. Uzaktan algılama verilerinden tahmin edilir, artı iklimden etkilenir toprak diyor, iklim özelliklerinden etkilenir, organizmalardan etkilenir diyor toprak, bu formül, vejetasyondan etkilenir, organizmalardan etkilenir. Topografik değişkenler burada kilit öneme sahiptir. Bunlar da etkiler. Ana madde, toprağın ana maddesi. Çünkü toprağın kimyasal kompozisyonunu, oluşumunu etkiler. Toprağın özelliklerini de etkileyecektir. Toprağın yaşı, toprağın lokasyonu. Bundan etkilenir diyor toprak. Yani formülde bunlar var. Aynı zamanda random, yani rastgele bir bileşen de eklenmiş buraya. Bu da rezidüel, yani kalıntılarla alakalı topraktaki. Bu da otokorele edilmiş kalıntıları hesaplıyor yine modelde. Şimdi burada tüm bundan önceki 3 webinarın artık daha mantıklı olacağını göreceğiz. İlk webinarımızın videosunu gördünüz. Daha sonra 3 videomuz oldu. Sonuncusu daha ziyade göreceğimiz araçlara bir giriş mahiyetindeydi. Gördüğünüz üzere dijital toprak haritalaması tüm daha önce gördüğümüz farklı webinarlardaki araçları entegre etmemize yardımcı oluyor. Çünkü iklimle, arazi örtüsüyle ve benzeri ilgili bütün araçları bir araya getirdikten sonra işte GBS'yi kullanabilirsiniz. Mesela Google Earth motorunu kullanırsınız ki 3. webinarda onu görmüştük. İşte oradaki tüm bulut bilişimdeki mevcut verileri alırsınız. Daha sonra diğer izleme endekslerinden faydalanırsınız ve benzeri, en nihayetinde bunlar dijital toprak haritalamasında yardımcı olur. Proje bağlamında bir GBT veri tabanı oluşturuluyor ve bunlardan bir tanesi toprak haritası. Özellikle bunu nasıl yapılacağını biraz sonra göreceğiz. İklim. Birinci iklimle ilgili de ayrı bir sistem var. World Claim 19 bioklimatik değişkenler sağlayan sistem ve buradaki sıcaklığı olsun ya da başta yıllık ya da bir aylık gibi verileri elde edebilirsiniz. Bu sistemi kolayca indirebilirsiniz ve kullanabilirsiniz. Dijital elevasyon modellerimiz de burada vardır. 10 metreye kadar veri alabilirsiniz ve bu bilgilerde yükseklikle ilgili bilgileri farklı değişkenlerden elde edebiliriz. Mesela eğilim olsun ya da ona benzer. Google Earth Engine webinarı esnasında da farklı topografik endekslerin mevcut olduğunu gördük. Ve bu
endeksler, rölyef endekslerini de tanımlıyorlar. Onlar da bu bağlamda kullanılabilir. Organizmalarla ilgili, mesela ayaş için, ayaş hafızası için, mesela NDVI kullanabiliriz öngörmek için. Okay, so once we have this GIS database, we need to decide where we will predict, for example, in our case, soil organic carbon. And for that we need a prediction grid. Bunun için de bir tahmin gridine ihtiyacımız var. Bu egzersizde bir tahmin gridi oluşturduk mesela heksagonlardan oluşan sizin için. Her bir heksagon bir hektara denk geliyor bu arada burada. Ve bu heksagonların her biri için yaklaşık 150 bin heksagon vardı sanırım. Havzadaki hektarları düşünerek oluşturmaya çalıştık. Ve tüm bu eş değişkenlerle ilgili bilgi bulmaya çalıştık CBS'den. Şimdi böyle bir durumda vektör haritaları varsa, arazi örtüsü haritası gibi ve toprak haritası gibi ayaştan ve jeoloji haritaları gibi bunlar. Efendim, hanımefendinin bağlantısı mı kesildi, ben mi şu anda düştüm? Ben duyamıyorum çünkü şu anda. Efendim şu anda konuşmacıyı duyamıyoruz. Acaba Murat Bey bir yönlendirmede bulunabilir misiniz? Ben mi düştüm şu anda? Çünkü anlayamıyorum, hanımefendi mi düştü? Biz sizi duyuyoruz. Ha, o zaman hanımefendi düştü. Tamam, ben buradayım çünkü. Tamam. Biz duyuyoruz, sizi duyuyoruz. Ben yazdım ama cevap gelmedi. Kimseden ses çıkmayınca herhalde bıraktı gitti. Alo. Şu anda alttan bir not geldi herhalde. Aa, elektrikleri kesilmiş evinde. Sera yazıyor çünkü şu anda chat box'tan. Geldi. Okay. Evet, geldi. Sorry, I had a power cut. Kusura bakmayın, elektriklerim kesildi evde. Ki gene kayboldu hanımefendi. Evet, yine duymuyoruz kendisini. Ülkemizin kıymetini bilin. Bak, elektrik kesilmiyor. Peki, geri dönmeye çalışayım şimdi. Döndü, evet. Did you see this slide? Slide'ı görebilmiş miydiniz? Bu slide'ı görmüştünüz değil mi daha evvel? Bundaydık. Okay. Just one second. There we are. Okay. We've been having a lot of fires near my house and evimin yakında çok fazla yangın oluyor bu aralar. O nedenle elektrik kesintisi de çok oluyor. Peki. So, I will go briefly, öncelikle bu gridi oluşturduk. Toprak organik karbonu tahmininde bulunabilmek için. Dediğim gibi her bir heksagonda bir hektar var. Ve her biri için eş değişkenlerin verilerini elde etmeye çalıştık. Her bir eş değişkene yönelik her bir heksagonda veri elde etmeye çalıştık CBS'den. Şimdi şöyle düşünelim. Bir harita olarak düşünün bunu ya da bir
bir tablo, veri tablosu gibi düşünün. Her bir nokta için stok değeri var. Aynı zamanda tüm diğer eş değişkenlerin de verileri var eğitimini yapacağımız. Ve de bir de tablomuz var. Her bir sırada bu heksagonlar var ve her bir eş değişken bilgileri orada ama sok yok bu sefer. O nedenle her bir heksagon için sok tahmini yapmamız gerekiyor. Eş değişkenleri kullanarak sok, yani toprak organik karbon haritalamasını yapacağız. Tahminini yapacağız. Bunun için de prediktif model kullanacağız. Tamam mı? Şimdi bunu anlatmaya çalışıyorum. Diyesem yani toprak organik haritalama bağlamını kullanarak faydalanabileceğimiz pek çok prediktif model var. Pardon diyor hanımefendi. Peki. Geoistatistik modellerden faydalanabiliriz. Prediktif modeller olarak gibi, regresyon kriging gibi, co-kriging gibi. Bunlar da mekansal interpolasyon teknikleridir. Multiple regresyon gibi. Ama bu regresyonlar tahminlerde bizlere yardımcı olabilir. Ama verilerin otokorelasyonunu veya kriging'ini input, yani girdi verisi olarak kullanmamız gerekiyor bunu yaparken. Ya da sol tarafta veri madenciliğini görüyorsunuz. Veri madenciliği yöntemlerinden, makine öğrenme yöntemlerinden faydalanabiliriz yine prediktif modeller olarak. Bunlar verilere yönelik, şimdi geoistatistikte assumption dediğimiz varsayımlara gidebiliyoruz. Veri madenciliğinde durum böyle değil. Random forest, support vector machines veya farklı algoritmalar yine veri madenciliği algoritması olarak kullanılabiliyor. Random forest bizim kullandıklarımızdan bir tanesi. Hanımefendinin sık görüntü ve ses kesintisi olmaktadır. Şu anda tamamen kesildi sanırım. Bu vesileyle tahminlerimizin belirsizliğini de tahmin edebiliyoruz, haritalandırabiliyoruz. Veri madenciliği algoritmaları da faydalı aslında, özellikle hiperdinamik yerler olduğu zaman. Yani çok fazla değişken varsa veri madenciliğinden faydalanmak daha iyi olabilir. Çünkü sadece o bütün veri kalabalığının içinden faydalı olan verileri çeker bizim için veri madenciliği. İşte burada sonuçları görüyorsunuz. Random forest kullanılarak elde edilen sonuçlar bu. SOC verilerini böyle bulmuşuz. Random forest ile, forest ile, modeli ile. Bazı beyaz kalan yerler var. İşte orada toprak organik karbon içeriğine yönelik tahmin olmadığı anlamına geliyor. İşte bu heksagonlar mesela çimlik alandan, yani çayır alandan gelen onlar olabilir. Dediğim gibi örneklerimiz onları kapsamıyordu çünkü temsili değildi. Biz sadece ekilebilir araziden örnek almıştık, mutlak çalılık alan ve mutlak ağaçlık alanlardan almıştık. O nedenle onlarda tahmine gidebildik. Mavi olan toprak organik karbon içeriğinin daha yüksek olduğu yerleri gösteriyor bu arada. Kırmızı olan da az olduğu yerleri. Zaten QGIS'te de bakabiliriz. Zoom in, zoom out yapabiliriz. Yani yakınlaştırıp uzaklaştırabiliriz QGIS'te. Şurada sulama alanlarını görüyorsunuz. Burada da yüksek toprak karbon organik karbon alanlarını, şurada da düşük karbon alanlarını görmektesiniz. Ve bu tahminleri kullanarak toplam olarak bu tür arazide 2 milyon ton toprak organik karbonu olduğu düşünülmüş. Ama tabii ki tahmin hatası da olabilir. Tahmin hatası 27.3, %27.3 olarak hesaplanmış burada. Yani 40 örnekle zaten çok da İyi bir çalışma çıkarmak zor. Biz sadece egzersiz, alıştırma amaçlı 40 örnek kullandık. Çok daha fazlası olmalı tahmin hatasının da azalması için. Ve çapraz validasyon da yapıp tahmin hatasını bulabilirsiniz ve azaltabilirsiniz. Bizim için %27.3'müş tahmin hatası. Prediction error dediğimiz. Chat'te bir şey var diyor hanımefendi. Yes, indeed. Efendim, sorunuzun cevabı evet. Chat kutusundaki sorunuzun cevabı evet. Peki, tüm profil verisiyle bu verileri harmonize ettik ve verileri daha sonra bu ilk
30 santimetre için olan verileri çektik çıkardık oradan harmonizasyonu yaptıktan sonra. Yani sorunuzun cevabı evet. Ama burada belirsizliklerin haritasını yapmadık. Belirsizlik haritası için kuantil regresyon forest modelini kullanmamız gerekiyor. Bu da yine random forest'in sık görülen özelliklerinden bir tanesi, kullanılan özelliklerinden bir tanesi. Yine bağlantı kopukluğu yaşıyoruz şu anda. Burada farklı, kullandığımız farklı değişkenlerin önemini de konuşmamız lazım. Biz bioiklimsel değişkenleri kullanmışız, topografik endeksleri kullanmışız. Neleri kullandığımıza bakın. NDVI ortalamasını kullanmışız, toprak haritası kullanmışız, erozyon, eğim, jeoloji haritası, EVI, ABI, SP bunları kullanmışız. Topografi ve arazi örtüsü. İşte bizim değişkenlerimiz böyleymiş. Başka bir soru mu var diye bakıyorum şu anda chatte. Hayır, benim bağlantım kötüymüş, o yazıyormuş. Gerekiyorsa telefondan da bağlanabilirim ama şu an beni duyabiliyor musunuz? Duyuyorum şu anda. Okay. Yeah, I'm very very sorry about the connection. Lütfen kusura bakmayın. Çünkü elektrik olmadan götürmeye çalışıyorum. Bilgisayarımın şarjı bitmez diye de umut ediyorum. Şimdi bu haritaya baktık zaten. Burada da başka bir harita görüyorsunuz. Sadece Kriging kullanarak, sıradan Kriging kullanarak yaptık bunu. Bu sıradan Kriging kullanarak oluşturulmuş geoistatistik tahminler. Verilere semivariogram ekledim. Ve sıradan ordinary Kriging yaparak bunu gösterdim. Semivariogramı göstermeyeceğim. Şu anda sadece dediğim gibi 40 tane veri noktası kullandık orada. Çok zor böyle bir şey yapmak. Ama genel olarak pattern böyle. Genel olarak pattern benzer. Sol tarafta daha değişkenlik var. Özellikle doğal eş değişkenlerde değişkenlik daha fazla, varyasyon daha fazla sol tarafta. Ama sağ taraftaki pattern de buna epeyce benziyor. Şimdi başka bir GSOC haritasıyla, yani küresel toprak organik karbon haritasıyla bir karşılaştırma yapmak istiyorum. Sol tarafta, çünkü bu küresel haritayı görüyorsunuz. Burada şu alanda değerler daha yüksekmiş şurayla kıyaslandığında. Bakın toprak organik karbon değerleri şurada daha yüksek. Bizim ama elde ettiğimiz haritada buna oldukça benziyor. Ama sarı olanlar burada daha yüksek karbon değerini gösteriyor. Şurada da sulama vadilerini görüyorsunuz bakın. Orada da NDVI veya başka veriler kullanılmış olsa gerek bu paterni göstermek zorunda kalmış harita böyle bir durumda. Ama toprak organik karbon şu üst tarafta, sağ üst köşede daha fazla çıkmış bizde. Benziyor değerler. Şimdi bir demo yapalım arz ederseniz. R yazılımında zor kısma geçelim şimdi. R yazılımı yani. Burada etkileşimli bir oturum olsun. Teknik bir kitap var. FAO'nun yayınladığı iki tane kitap var aslında. Bu linklerden indirip yayınlanabilirsiniz. Orada işte tüm teknik bilgileri bulabilirsiniz. Onları kullanıp kolay bir şekilde bu kitapları takip edebilirsiniz. Bir tanesi toprak organik karbon haritalaması ile ilgili ve bir tanesi tuzlu topraklarla ilgili, tuzdan etkilenmiş topraklarla ilgili. Bugün toprak organik karbonu haritalarını oluşturuyoruz dijital ortamda ama herhangi bir toprak özelliğinin de haritalamasını çıkarabilirsiniz. Sadece karbonun değil. Evet, şimdi o zaman stüdyomuza geçelim. Paylaşayım sizlerle. Evet. Bu bizim stüdyomuz. Sizin de bu tür stüdyoyla tecrübeniz oldu mu? Lütfen o kullandıysanız.
Beni duyabiliyor musunuz? Böyle stüdyoyla tecrübeniz olduysa, kullandıysanız, chat kutusuna yazarsanız evet ya da hayır diye memnun olurum. Kaç kişi Art Studio ile çalıştı? Lütfen yazarlarsa sevinirim. Başka herhangi bir cevap, yanıt görmüyorum. R programı güzel, gerçekten istatistik programı güzel program ve onun için yapmak istediğiniz her şey için bir kütüphane vardır ve biraz programlama yapmanız gerekiyor sadece burada ve evet, bazıları kullanmış, bazıları kullanmamış. Onu görüyorum. Bu RStudio. Bunu kullanmaya başladığımda biraz daha zordu. Şu an daha kolay hali. Kullanımda daha kolay şimdi. Evet, açtım bir tane dosyayı gördüğünüz gibi. Projenin dosyasını açtım. Evet, bunlar da library, kütüphane, kullanacağım kulüp, kütüphane. Burada bütün verileri burada sakladım ve birinci adımımız verileri hazırlamak, hatırlarsanız. Benim için çok zor değildi. 40 tane örnek vardı sadece. Ama en üst, en alt limitleri orada belirtmeniz gerekiyor. Tabii çalıştırmadan önce. Ben bunu kendim için hazırladım. Evet, bu verileri burada görüyorsunuz. SOC verileri, yani toprak organik karbon verileri, SOC verileri. Ve koordinatları burada belirleyeceğim. Özel koordinatlar nelerdir onu belirleyeceğim ve burada tahmin yürüttüğünüzde ya da hesapladığınızda stokları hesapladığınızda topraktan olsun ya da taşlardan olsun, yani yüzdesini girmeniz lazım burada ve burada yeni bir tane açıyorum. Burada bu fonksiyonla burada verileri giriyorum ve Soil Profile Collection objelerinden alıyorum bu verileri toprak analizi için. Bunun R'la ilgili herhangi bir tecrübeniz daha önce olmadıysa, evet, ben sadece burada şunu söylemek istiyorum. Kısaca nasıl çalıştığını göstermek istiyorum, özetle göstermek istiyorum. Tabii ki eğitim esnasında daha detaylı bir şekilde anlatım olacaktır. Yani nasıl kodlayacağız, onların hepsini tabii ki göstereceğiz. Burada bütün kodlarım mevcut, bir obje yaratıyorum ve bu objeyi yarattığımda sağ tarafımda environment kısmında, çevre kısmında görebiliyorum objelerimi yarattığım. Mesela data objesi, onun adı da formal class soil profile collection diye adlandırdım. Data core dediğimde 3 tane değişken görüyorsunuz ve 40 tane gözetim verilerini görüyorsunuz. Burada ise aşağıda herhangi bir hatanın oluşmadığını da gösteriyor sistem. Yani bu fonksiyonlar, RStudio'daki bu fonksiyonlar, yani parantez için alıyorsunuz hangi datasetler, veri setleri olacak ve şurada da bunun token ya da toprak organik karbonun 0 ile 30 arasında ki derinlik, santimetre derinliğinde ölçmek istiyorum diye belirtiyorum burada net olarak. Onu da çalıştırdığımda bir tane
örnek olursa, bir tane derinlik olursa bunu hesaplayamaz. Onu sistem bana bu şekilde anlatıyor. Buradaki bu bu sembolleri yazmamın sebebi, evet, burada detayları veriyorum. Yani burada eğitim, veri setlerimi burada hazırlıyorum. Çalıştırıyorum. Evet. Burada birim hacminin hacim ağırlığını hesaplamaya çalışıyorum. Bulk density hesaplamaya çalışıyorum. Bunun için tok stoklarını almam lazım. Ama yüzdesini almam lazım. Evet, burada komandoları görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi hacimsel yoğunluğun hesabını yapıyoruz burada. Burada veri yoktu demişti bana. Ben ek olarak orada veri girdim. Bir saniye. Bu yöntem ile, bu metotla BLD sütunun kolonunu oluşturuyorum. Her zaman tabii ki kontrol etmenizde fayda vardır, oluşup oluşmadığını. Görebiliyor musunuz benim verilerimi, biraz daha büyüteyim isterseniz? Evet, kimse şikayet etmiyor. Evet, burada minimum, maksimum veriler var. Sıfırın altında olmaması lazım ve ikinin üstünde olmaması lazım. Hacimsel yoğunluk ya da kitle yoğunluğundan bahsediyoruz burada. O zaman bulk kitle yoğunluğunun histogramına bakalım, histogram verilerine bakalım. Toprak organik karbonun. Evet. Kaç tane araya ihtiyacınız var? O detaylara da girebilirsiniz. 30'dan mesela ben 10 diye değiştirdim. Evet. Kitle yoğunluğunu hesaplamasını yaptık burada ve Coarse Fragment verilerinde ben bu şekilde isimlendirdim. Bunu sıfır olarak belirleyelim o zaman. O zaman çalıştı, sıfır diye belirten sonra çalıştırıyoruz. Coarse Fragment verilerimiz de sıfır. Şu an karbon stokun hesabını yapacağız. Burada bu sütunu kullanacağım, bu kolonu kullanacağım. Ve bu fonksiyonu da kullanarak tahmini verileri ortaya çıkarıyorum. Her şey sistemde güzel bir şekilde çalışıyor. Burada neler elde ettik ona bir bakalım. Aşağıda gördüğünüz gibi minimum 1.5. Bizim veri setimizden ve bu karbon stok kilogramla hesaplanıyor metre bazında. Yani hektar için hesaplamak istiyorsunuz, ona çarpıyorsunuz. Yani ona çarparsanız 40 olur. Evet, o zaman burada biz eğitim veri setlerini kullanıyoruz şu an. Metrekare hesabı yapıyoruz.
working with our 40 samples. 40 tane örneğimiz var biliyorsunuz. And I can write this and obtain this data set. Bunu yazarak bu verileri elde edebilirim ve onu da dosyama aktarabilirim. Mesela sağda da bu değerlerin yoğunluğun dağılımını görüyorsunuz. Bazen logarithmic transformation, but this is not our case. Değerlerin nasıl yansıtıldığını görüyorsunuz ve dağılımını görüyorsunuz. Mesela organik karbon stokları bizim verilerimizden N40 tane profil verilerimiz. Evet, burada farklı kütüphanelerden bahsetmiştim. Her kütüphanenin kendi bir fonksiyonu vardır. Raster kütüphanesini size gösteriyorum şu an. Burada ise raster verilerle çalışıyorsunuz ve eş değişkenlerle çalışabiliyorsunuz. Birkaç şey paylaşacağım. Evet. Ben genelde R ve QGIS'i beraber kullanıyorum. Birbirini tamamlıyor benim için. Dolayısıyla burada shapefile'a girdiğimizde IASH hafızasının dosyalarını görebiliyorum. Buradaki hata, verilen hata mesajı ise kullanılan R versiyonundan söz ediyor. Evet, aslında bu çok önemli değil bizim için şimdi. Mesela şurada raster imajlarını yüklemek çok kolay aslında. DEM 30 metre TIFF formatında ne yapıyorsunuz? Seçiyorsunuz. Ve IASH sınırlarını, limitlerini oraya koyuyorsunuz ve aynı şekilde farklı eş değişkenler içinde yapabilirsiniz. Evet, şu an hepsini burada yapmayacağım. Mesela stack yaratabiliyorsunuz iklim değişkenler için ya da eş değişkenler için. Farklı bantlarınız var burada. Farklı bandları görebilirsiniz ve bioiklimsel numaraları görebiliyorsunuz. Mesela bio 1 ortalama, yıllık ortalama sıcaklık derecesi ya da yağışların yoğunluğu gibi veriler gösterilmiş durumda. Evet, burada seçerek çalıştırıyorum. Run düğmesine basıyorum. Elektrikler sanırım tekrar kesildi. Ben pardon, elektrikler geldi. Ben şu an ev ağından bağlanmaya çalışacağım bilgisayara. Sorry for this. Okay, now we have power back. It should be okay. Okay. Evet. İklim verilerin hepsini burada yükledim ve çalıştırdım. 4 tane değişkenim var gördüğünüz gibi. Yıllık sıcaklık derecesi, mevsimsel sıcaklıklar, yağışlar yıllık ve mevsimsel değişkenler yağışta. 4 tane değişken görüyorsunuz. Şimdi ise bu tablolarını
eş değişkenlere bağlamam lazım. Nasıl yapacağım? Zaten ben bu tabloyu hazırlamıştım daha önceden. Eş değişkenlerle beraber hazırlamıştım GIS'te ve profile data bunun adı. Ve burada özeti görebiliyorum. Aslında çok değişkenim var şu an. Bu tabloda burada arazi örtüsü de gördüğünüz gibi. Rakamsal veriler ve kategorik değişkenlere değiştirmem lazım. Ve diğer değişkenleri de görebiliyorsunuz. Burada faktörleri değiştireceğim onlara. Birleştiriyorum. Verileri önce birleştiriyorum ve seçerek çalıştığımı, değişkenlerimi değiştirdim, faktörleri değiştirdim. Aslında rakamsal olması rasterden kaynaklanmaktadır, rakamsal olarak verilmesi. Burada arazi örtüsünün majority olduğunu gösteriyor. Gördüğünüz gibi sağ sütunda. Evet, bu da tahmini şebeke, tahmin şebekesi ya da grid. Excel dosyasından her Excel dosyası için bir kimlik numarası vardır ve daha önce tabii ki bunların hepsini QGIS'te yapmıştım ve bütün bu değişkenler şu an S faktör olarak değişti. İsimlerini kontrol ediyorum, griddeki isimlerini kontrol ediyorum. Burada birincilerin yanlış olduğunu, olmadığını bana gösteriyor. Evet, buradaki ID ya da her Excel dosyasının farklı yerde yerleştiğini gösteriyor. Yani bu veri setlerinde bende yansıtılmadı ama bütün diğer eş değişkenin isimleri, değişenlerin isimleri aynıdır gördüğünüz gibi. Evet. Bütün eş değişkenlerin isimlerinin aynı olması lazım. Ve burada yaptığım şey nedir? Arazi örtüsünün düzeylerini kontrol ediyorum. Grid'deki düzey de aynı mı diye. Çünkü algoritma eğer profile verilerimizde ya da eğitim verilerimizde örneklerimiz var diyelim. Mesela otlak alanlardan, çayırlardan bir örneklerimiz yok. Yani dolayısıyla çayırlardan örneğimiz olmadığı için o değişkenler burada yansımaz. Tabii bunun hepsini önce bir kontrol etmemiz lazım. Hangi düzeyde veriler istiyoruz? Eğer veri setleri sistemde mevcut değilse tabii ki o değişkeni size göstermeyecektir. Evet, zamanı da iyi kullanalım. O zaman sorularınız varsa sorularınızı da alalım. Mustafa Bey'in bir soru varsa, tabii ki her zaman durdurabilirsiniz, soruyu alabilirim sorularınız varsa. Ben soru sormak istiyorum. Müsait mi? Sure. Tabii ki de. Şimdi şöyle, yani verilen değerler tabii 40 tane noktadan alınan değerler.
110 bin hektarlık bir alanda oluşturan harita yine de çok güzel olmuş. Elinize sağlık. Yüzde değer olarak da bir verilen değerlere bir şey yapabilir miyiz? Hani kilogram bölü metrekare yerine yüzde olarak verebilir miyiz? Yes, we can. We could model SOC in percentage. Yes. Yüzde olarak da yapabiliriz. Tabii ki modeli yüzde olarak da yürütebiliriz. Hani ben bir hesap yaptım, yanlış olmazsa 37 kilogram falan. It's comparable to the global soil organic carbon map. Şöyle bir metrekarede 1.25 gram bölü santimetre küp yoğunluğa göre baktığımızda toprak ağırlığı toplam olarak 37,5 kilograma falan denk geliyor. Şimdi öyle bir alanda yüzde ortalama az önce baktığım kadarıyla 4 civarında 4 kilogram organik karbon gördük. Bu rakam ortalamada çok büyük değil mi? Ne kadar da küçük alan şey de olsa büyük bir rakam çıkmış olmuyor mu? Çünkü organik madde hesabı üzerinden biz özellikle azotlu gübrelerini yaparken onu kullanıyoruz. Türkiye topraklarında %80'i organik maddesi çok az veya çok az boyutta. Bu da aynı zamanda organik karbon için de geçerli. Yani buradaki değer biraz yüksek çıkmış olmuyor mu? Well, it's what is in the data, but if you see... Değerler böyleydi, böyle çıktı. Evet, yani hektar olarak baktığımızda böyle dekara dönüştürdüğümüzde %100 karbon çıkıyor. Well, this is only arable land, right? It's not. Bu ekilebilir arazi için sadece, yani diğer arazi örtüleri için değil. Belki sebebi budur. Sebeplerinden bir tanesi bu olabilir. Şimdi burada çıplak alan yok. Mesela başka diğer arazi türleri de burada temsil edilmemiş. Yani ekilebilir arazi, ağaçlık arazi, bir de mutlak çalılık bölgeler. Bunlara bakılmıştı hatırlayacak olursanız. Ama ben özellikle de kontrol ettim. Küresel toprak organik karbon haritasıyla uyumlu mu diye baktım. Ve bunları onunla çarparsanız şimdi gösterdiklerimi ton olarak göreceksiniz hektar başına. Burada evet metrekare başına kilogram ama orada onunla çarparsanız eğer bu sefer de ton, hektar başına ton olarak göreceksiniz. O nedenle 2'den 4'e çıkacak burası. 3'den 5'e çıkacak ya da şuralar. Yani söylemeye çalıştım. Şu ölçekte. Şu ya, ölçekte. Ya ölçeğe bir şey demiyorum. Gayet güzel ölçekte bir şey yok. Ben bulunan değerlerin Türkiye şartlarında hani yüksek olduğunu söylüyorum. Hele Ayaş gibi yerlerde. Ayaş'ta ekilen alanlarda özellikle çapa bitkisi falan yapılan yerlerde organik karbonun ortalama değerinin yüzde olarak vereceğim. Yani 0.8 civarında bir ortalama değer %0.8 civarında bir değer olduğunu bildiğim. It is those were the values in percentage. Evet yüzde olarak değerler böyle doğru. Doğru. Yani bunu şeye dönüştürmeden mi hata yaptım acaba ben? Bir daha bakabiliriz verilere isterseniz. Ama yüzde olarak değerler 0.4, 0.5, 0.8 gibi bir şeydi zaten. Ama bunu stoka dönüştürdüğünüz zaman ölçek değişiyor, çok değişiyor. Evet. 20 ton hektarda, evet 10 binde. Diğer toprak organik karbon haritalarıyla da karşılaştırılmamızda tutarlı olduğunu gördük bu arada. Tamam, tamam. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Karbon stok bu. Yüzde olarak değil şunlar bu arada. Farklı bir şey. Ben şimdi bir çarptım. Stoklar. Ama karbon stoklarını modellediğiniz zaman hacim yoğunluğunu, bulk density dediğimiz hacim yoğunluğunu ve taşa da bakıyorsunuz, öyle değil mi? O veri elimizde yoktu. O nedenle ben elimdekiyle tahminde bulunmak zorunda kaldım. Belki elimizde o ikisi de olsaydı stokları... Toprak organik karbon yüzdelerini ve değerlerini biraz daha değiştirebilirdik aslında. Elimde yoktu o dediğim değerler. Taşlık değerlerimiz de var Ayaş'ta. Bu zaten sondalarla alakalı veri geldiğinde onları da değerlendirmiş olacağız inşallah. Okay, good.
Çok güzel. Çok güzel. Teşekkür ederim. O zaman taşı da eklersek soka profillerden gelen, o zaman daha iyi tahminlerde bulunabiliriz özellikle soka yönelik taşlar geldikten sonra. Tamam. Ama yüzde değerleri sizin de söylediğiniz gibi ama o alanda 0.8, 0.7. Ama bunu stoğa dönüştürdüğünüz zaman böyle bir ölçek geçiyor elinize. Şimdi bir kez daha paylaşacağım. R yazılımına geri döneceğim. Peki. Modellemeye geçelim mi şimdi? Modellemenin kendisine. Sok verileri var. Toprak organik karbon verileri var elimizde. Eş değişken verileri var. Eş değişkenler. Şimdi ne yapacağız? Modelimize eğiteceğiz. Modelimize veri sokacağız. Şimdi burada benim seçtiğim eş değişkenleri görüyorsunuz. Tüm biyo iklimsel değişkenleri koymadım. Bunun için bir principal, yani birincil komponent bileşen analizi yaparsınız. Daha alakasız olanlar hangisiymiş eş değişkenler onu görebiliyorsunuz. Ya da kendi bilgilerinizi kullanıp hangileri daha alakalıymış, hangi başka değişkenler yerleştirebilirmiş ona karar verebilirsiniz. Bunun için library caret, kütüphane caret'i kullandık. Caret'te çok fazla makine öğrenme fonksiyonu var. Başka kütüphanelerden de faydalanıyor bu arada. Caret kütüphanesi ve toprak haritalaması için çok faydalı, dijital toprak haritalaması için. Burada karbon stoğunu görüyorsunuz. Bağımlı değişken o. Bağımsız değişkenlerde şu yeşil olarak gösterilen. Onlar da eş değişkenlerimiz. Şimdi run yapıyorum, çalıştır yapıyorum. Gereken kütüphaneleri yüklüyor bu da. Hepsi şimdi yolunda. Şimdi burada random forest'te kullanılan bir parametre görüyorsunuz. Bu da değişken sayısı. Her bir alanda kullanılanın sayısını görüyorsunuz. Derinine girmeyeceğim random forest'ın. Daha sonra bakabiliriz ona da isterseniz random forest'ın. Pek çok random forest'ta pek çok karar ağacı kullanılıyor. Ve her bir ağaç için, karar ağacı için özel sayıda, belirli sayıda bir değişken kullanıyorsunuz. O nedenle burada soruyor kaç değişken kullandığınızı. Parametrelerden bir tanesi bu. İşte burada da fonksiyonun kendisini görüyorsunuz. Sisteme yerleştirmiş olduğum random forest modelini bununla oluşturduk bu fonksiyonda. Şimdi işe yaradı. Her şey kontrol altında. Burada grafikleri oluşturduk. Farklı değişkenlerin önemini daha iyi anlıyoruz grafikler karşımıza çıktığında. Şimdi bu Node Purity denilen bir ölçüm göreceksiniz sağ alt köşede. Çok önemli değil başlı başına ama bu ağaç, karar ağaçlarına bahsetmiştim ya. Her bir nodda verilerinizi bir değişkene göre ayırıyorsunuz. İşte eğer yaratılan ağaç gruplarının içsel olarak saflığı, yani purity'si varsa her bir grupta daha fazla homojenlik vardır anlamına geliyor. Böyle bir durumda node purity dediğimiz bu grafiğin değeri artıyor. Dediğim gibi daha sonra bu konunun detaylarına girebiliriz. Sunumda göstermiştim aslında şunu. Şu şekli. Bu grafik de önemli şimdi gösterdiğim. Çünkü farklı sayıda ağaçları görüyorsunuz. Farklı stabilizasyon görüyorsunuz zaman içerisinde.
200 ağaç sanırım yeterli olacak burada. 500'ü ben belirlemedim. Bu default olarak varsayılan değeri olarak gösteriliyor. Dediğim gibi varsayılan değer 500 ağaç. Çok fazla hata çıkarsa da orada diyor zaten daha fazla ağaca ihtiyacınız vardır diye. Random Forest'ta. Şimdi tahmine geçelim. Burada tahmin yapıyoruz şu anda. Gridimizi aldık. Ve tahminde bulunduk. Ne kadar hızlıydı görebiliyor musunuz? Bakın predict dedik, tahmin etti hemen. Birkaç saniyeyi aldı sadece. Heksagonları aldığınızda sanırım 54.000 heksagon gibi bir şey yapıyor. O kadar da hektara denk geliyor. Tahmini gerçekleştirmekte bir saniyenizi alıyor. Tam bu değişkenleri yerine koyduktan sonra bir saniyede predict edebiliyorsunuz. Yani tahmin edebiliyorsunuz. Run dedim, çalıştır dedim. Tablo oluşturacak şimdi. Başlıklar doğru mu diye bakıyorum. Her bir heksagonu verisini girdikten sonra toprak organik karbon içeriğini metrekare başına kilogram olarak bana veriyor. Bakın sol alt köşede. Saat 3'ü çeyrek geçmiş ama kodu göstereyim size. Kriegin kodunu göstereyim. Bir harita göstermiştim zaten size bununla alakalı ama. Variyogramı göstermeyeceğim. Variyogramı. Çünkü vaktimiz yok variyogramın detaylarına girecek kadar. O nedenle şimdi onları çıkarıyorum. O küçük noktalara bakamayacağız. Semivaryogramlarımız da burada bakın. Yüksek mesafede daha fazla semivaryans bekleriz. Çok fazla otokorelasyon yok aynı zamanda. Beklemeyiz. Bu da semivaryogram. Yerleştirilmiş uygun yerlere. Yine run diyorum, çalıştır diyorum ve tahmine gidiyorum. Kriging yoluyla. Krieg fonksiyonunu kullandım. Regresyon Krieging'in kodunu görüyorsunuz. Bugün detaylarına inmeyeceğiz ama burada da çapraz validasyon yapıldığını görüyorsunuz. Çapraz validasyon yapabiliyoruz. Veri setlerimizden gelen verileri ikiye ayırarak. Mesela bu parametrede demişiz ki verilerin %70'ini modelde kullanalım, %30'unu da validasyon için kullanalım demişiz. Onu değiştirebiliyorsunuz siz istediğiniz gibi. Ama sadece 40 tane noktamız vardı, veri noktamız. O nedenle bir tanesini dışarıda bıraktık sadece. Bu 40 taneden bir tanesini dışarıda bıraktık çapraz validasyon için. Şurada da hatayı gösteriyor tahmin haritasını. 33 olarak gösterdi. Bir daha yaparsam değişecek. Bakın 26'ya düştü. Ne kadar her seferinde run'a bastığım zaman farklı bir tahmin hatası verecek bana. Prediction error dediğim zaman. Bakın şimdi 23'e düştü. Çünkü çok küçük bir veri setimiz var. Bundan kaynaklanıyor. Eğer modeli az veri verirseniz böyle oluyor. Yani elinizde algoritmaya yerleştirdiğiniz veri alt setinin kaç tane olduğuna, kaç veri olduğuna bağlı olarak bu değişiyor. Burada fonksiyonu görüyorsunuz. Hem Kriging için hem de Random Forest için bir tanesini dışarıda bırakmak için kullanılan fonksiyon da bu. Bir tanesini derken 39 tanesini kullanıyor modelde. Ama dışarıda bir tanesini bıraktık ya. Onun üzerinden de tahmin hatası hesaplamasını yapıyor. Validasyon yapıyor.
iki modelde Random Forest ve Kriging için birer tane dışarıda bırakmıştık çünkü. Daha sonra ortalama nesbi hatayı hesaplıyor bizim için. Birkaç saniye alacak bu. Ben burada durdurabiliyorum bunu. Çok uzayacağını zannetmiyorum ama istersem durdurabilirim bu arada. En nihayetinde bunu uzun süre yaparsak stabil hale gelecek. Validasyon gibi değil bu. İşte %80'den %20'ye indi belki orada ama burada değil. Buradaki daha stabil, daha istikrarlı. Çok farklı veriler vermeyecek her seferinde bana bu. I will go to QGIS so that we can better explore our map. QGIS'e geçeceğim. Haritamızı görselleştirelim sonuçlarını. Biraz daha orada keşif yapalım diye. It shouldn't be much longer. Yes. Efendim, sizin sorunuzu sordum şimdi. Eğer soruyu doğru anladıysam, mesela konvansiyonel toprak haritalamasını, veri setleriyle olan haritayı da kullanabilir miyiz diye mi soruyorsunuz? Yani diyelim ki farklı poligonlarınız varsa, arazi poligonlarınız varsa, daha önce oluşturduğunuz ve tutarlıysa bunlar farklı değişkenlere yönelik olarak bu verileri kullanarak toprak organik karbonun ve diğer değerleri hesaplayabilirsiniz. O arazi türünde. Bunu yapmanın farklı yöntemleri var. Bunlardan bir tanesi referanslama veya geo eşleştirme ve sınıf eşleştirme dediğimiz yöntemlerden faydalanabiliyorsunuz. Konvansiyonel harita ortamında. Bilmiyorum doğru cevap verdim mi? Bunu soruyordunuz aslında. Cevap vermediysem lütfen söyleyin. Aslında Ingrid Hanımefendi'ye bir soru sormak istiyorum. Şu anki aşamada hani böyle devam etmek yerine. Çünkü iş koptu. QR'sızı görürken. Şimdi şurada sormak istiyorum. Aslında gördüğüm kadarıyla yani bir parametrenin, topraktaki herhangi bir parametrenin sabit değişken bir parametrenin sabit parametrelerle ilişkilendirilerek o değişken parametre ne kadar değişiyor onu görüyoruz. Aslındaki bütün hikaye bu. Yani nihayetinde Kriging metodunda da olsun, diğer metotlarda da olsun bu elde ediliyor. Oysa biz toprak haritalama diye bahsettiğimiz olay başka bir şey. Toprağın belli derinliklerinden alınan toprak örneklerinin, arazinin eğimi vesaire birçok parametrelerle toprağın serisini elde etmeye çalışıyoruz. Toprak serisinden de taksonomik sınıflandırmaya geçmeye çalışıyoruz. Hani bizim merak ettiğimiz temel soru buydu. Acaba dijital soil mapping ile biz toprakta bir taksonomik bir sınıflandırma yapabiliyor muyuz? Veya toprak serisiyle alakalı bir çalışma yapabiliyor muyuz? Bunu merak ediyorduk. Yoksa yani bir parametreyi diğer parametrelerle ilişkilendirerek... So you mean like your dependent variable will not be a bağımlı değişken, sürekli bir değişken olmayacak da bir sınıf mı olacak yani? Toprak taksonomik sınıflandırmayı bilmiyorum, biliyor musunuz ama taksonomik sınıflandırma elde etmiş olmuyoruz bu yapmış olduğunuz şeylerle. Atıyorum toprağın karbon haritasını, toprağın işte fosforunu, potasyumunu. Evet doğru, farkındayım. Çünkü genel olarak bizler ilk girişte böyle bir giriş webinarımızda amacımız farklı toprak özelliklerinin haritalamasını nasıl çıkarırız bunu göstermekti aslında. Taksonomi sınıflandırması veya toprak sınıflandırması değildi açıkçası. Ama
biz farklı toprak özelliklerini nasıl haritalandırabiliriz diye bunu göstermek istedik. Çünkü böyle bir haritalama arazi kullanım planlamasında İLUK'ta işimize yarayacak. Arazi uygunluğunu, farklı bitkilere yönelik arazi uygunluğunu değerlendirebileceğiz mesela böyle bir durumda. Ve bu mekanda bunlar sürekli değişkenlerse eğer, konvansiyonel toprak haritalamasından çok farklı bir şeyden bahsediyoruz aslında. Sürekli olan, devamlı olan değişkenleri haritalandırıyorsunuz. Ve tedrici, yani kademeli olarak değişiklikleri haritaya döküyorsunuz oradaki. Ama bilmiyorum, dijital toprak haritalamasını böyle bir taksonomik sınıflandırmada kullanabilir misiniz bilmiyorum. Örneğini görmedim açıkçası. Ama bu taksonomik sınıflandırma, toprak sınıflandırması kategorik değişkenler için. Farklı taksonomik toprak tiplerinde kategorik değişkenlerden bahsediyorsunuz. Bizimki gibi devamlı değişkenlerden değil. O nedenle modelde toprağınızı farklı sınıflara sınıflandırmasını istiyorsanız modelden, o zaman devamlı olmayan, sürekli olmayan ama kategorik olan değişkenlere ihtiyacınız var. Bunu yapmanın da yöntemleri vardır. Toprağın ordalarına göre bir ayrım yapabiliyor mu? Efendim, baştan alabilir misiniz? Aynı anda konuştunuz için duyamadım. Tabii ki. Toprak ordularını haritalamasını oluşturabiliyor muyuz? Familyaları, büyük grupları bu sınıflandırmayla oluşturabiliyor muyuz? Yani soil taksonomi dediğimiz veya FAO UNESCO sınıflandırma sistemine göre The basic concept is that you need temel kavram şu. SOC yerine, organik karbon yerine, çünkü burada bağımlı değişkenimiz SOC'tu hatırlayacak olursanız. Bunun yerine taksonomik sınıflandırma değişkenleri koyacaksınız. Bunu modellemek istiyorsunuz. Çünkü bir alanda toprak tipini görmek istiyorsunuz. Evet. Ya da ailesini görmek istiyorsunuz. Toprak ailesini tahmin etmek istiyorsunuz. Bilmiyorsunuz, tahmin etmek istiyorsunuz. Öyle eş değişkenler kullanacaksınız ki o tahminde size yardımcı olacak. O nedenle modelde kullandığınız veriler bununla alakalı olacak. Yani yapabileceğinizi zannediyorum ama öncelikle tüm örnekleriniz için, numuneleriniz için onların hangi tipte toprakta olduğunu bilmeniz gerekiyor. Yani onların hangi taksonomik birime girdiğini bilmeniz gerekiyor öncelikle kendi elinizdeki numunenin. Anlatabiliyor muyum? O nedenle... Anlamıyoruz. Ya birbirimizin dilini anlamıyoruz. Çünkü niye anlamıyoruz? Biz burada toprağın her bir katmanda horizon dediğimiz 0-30 gibi bir derinlik yok. FAO'nun vermiş olduğu 30 santimetre derinliği yok. Topraktaki canlı toprak derinliği dediğimiz A horizonu bazen 5 santim olabilir, bazen 27-28 santim olabilir. Canlı solum içerisinde, yani AB horizonu veya B horizonu olmayan yerlerde, AC horizonlu yerlerdeki kök derinliği bizi canlı toprak derinliğini gösteriyor. Bu canlı toprak derinliğinde her parametreyi her horizon için ayrı ayrı çalıştırmamız gerekiyor. Yani gördüğüm kadarıyla dijital soil mappingle bunu yapmak mümkün değil. Çünkü binlerce varyogram ortaya çıkıyor. Binlerce sabit değişken ortaya çıkıyor. Ve buradan bir sonuca varılabiliyor mu? Yani dünyada ben örneğini görmedim. Özellikle merak etmiştim siz bunu anlatırken. Direkt organik karbona girince de hani herhalde basit olsun diye önce basit yönden anlatıyor. Daha sonra geniş olarak anlatacak diye düşünmüştüm ama gördüğüm kadarıyla taksonomik toprak taksonomisinde bunun bir işe yaramadığı konusuna vardım. Teşekkür ediyorum. Ben bir söz alabilir miyim? Vallahi söz hani, mesela hemen şey yapayım. Şimdi bu sorduğunuz soruyla ilgili. May I say something before I? Önce ben bir şey söyleyebilir miyim müsaadenizle? Ben tam tersini düşünüyorum aslında. Toprak taksonomisini, herhangi bir toprak özelliğini tahmin etmek için de kullanabilirsiniz. Genellikle bu türden yapılıyor, tam tersinden yapılıyor aslında sizin söylediğiniz. Ama güzel bir fikir de sundunuz. Bence ben olabileceğini düşünüyorum. Keşfedebiliriz, bir bakabiliriz. Ama şimdiye kadar yaptığımızın tersi bir şey söylüyorsunuz aslında. Tamam, ben ekranımı kapatacağım. Emrah Bey bir şey söyleyecek, buyurun. Ya çok kısaca şey söyleyeyim. Ben çünkü anladım Mustafa Bey'in sorduğu soruyu. Çünkü
bakanlıktaki yani şu anda yapılan konvansiyonel yöntemler, yani kanunun da getirdiği yükümlülüklerle yaptıkları toprak haritaları sınıflandırma temelli toprak haritaları. Burada nasıl kullanabiliriz anlamaya çalışıyorlar. Şimdi bu dijital toprak haritalama toprak sınıflandırması için de kullanılabilir. Bunun bazı ülkelerde bazı örnekleri de var. Hatta bunun artık bir ötesi machine learning denen teknikler, daha farklı bilgisayar teknikleriyle sınıflandırma yapabiliyorsunuz. Çünkü sonuçta sizin söylediğiniz gibi sınıflandırmayı yaparken toprak parametrelerinden elde ettiğiniz değerleri yorumlayarak seriden işte sınıfa doğru gidiyorsunuz. O yorumlamayı bir bilgisayar ortamında elde ettiğiniz sayısal veriler üzerinden de yapabilirsiniz. Yani düz mantıkların açıklaması bu. Dolayısıyla bu yapılabilir. Bunun bazı örnekleri de var. Yani doküman da paylaşabilirim sizinle. İngilizce ama çoğunluğu yapılabilir. Ha, burada yapabilir miyiz? Onu bilmiyorum. Çünkü aldığımız derinlikler vesaireler farklı. Onu emin değilim ama yani dijital haritalama, bugün günümüzde artık dijital haritalama diğer ilave teknolojilerle birlikte otomasyon sistemiyle sizin istediğiniz sınıflandırmayı, hatta yeni sınıflandırma bile yaratabilmenizi sağlayacak bir sistem sunuyor. O aklınızda bulunsun. Daha fazla belki size ben de doküman paylaşırım. Biraz daha yapabiliriz. Fazla da zaman almayayım, devam etsin diye. Ya Emrah Bey, arkadaşlar devam edip etmemesi bir şey değil. Çünkü verilen veriler tamam bir şey, nihayetinde bir şey ortaya koymuyoruz. Şuraya getirmek istiyorum. Belki her bir parametrenin her bir parametre için organik karbon olabilir, bu toprağın kili olabilir, kum olabilir, silt olabilir. Bunların her biriyle ilgili tek tek haritalar üretilip bunlar daha sonra bir program vasıtasıyla anca birleştirilebilir. Yani buradaki görmüş olduğum dijital soil mappingle bunun yapmanın mümkün olmadığını gördüm. Yani hangi ülke bunu yapıyor onu bilemiyorum ama yani bu şekilde bunun yapılmasının mümkün olmadığını gördüm. Engin hanımefendi kusura bakmasın, anlattığı şeyi bölmüş oldum ama beklentimiz bu yöndeydi. Bunu özellikle vurgulamak istedim. Teşekkür ediyorum. Yeah, I mean, you can use digital. I mean, when for soil classification, you use many variables. And for example, you can use digital soil mapping to obtain maps of digital toprak haritalamasını tüm her şeyi kullanabilirsiniz aslında. Emrah Bey'in söylediklerine katılıyorum. Kesinlikle dijital toprak haritalamasını kullanıp da toprak sınıflandırması yapabilirsiniz. Öncelikle toprak haritalamasını tüm girdi değişkenleri için çalıştırırsınız. Farklı doku değerleri, toprak dokusu, kimyasal değerler, her birine yönelik olarak harita oluşturursunuz ve daha sonra da kesinlikle bir sınıflandırma algoritması kullanıp ortaya sınıflandırma çıkarabilirsiniz. Bir gride yerleştirebilirsiniz. O değerlerin ortaya çıktığı yerleri gridde gösterir size. Bu modelden bir sınıflandırma bekliyorsanız, farklı veri setlerine bağlı olarak toprak sınıflandırması bekliyorsanız, öncelikle eğitim verisine ihtiyacınız var. Yani buraya veri yedirmeniz lazım modele. Ya da supervised classification dediğimiz sistemi uygulayıp daha sonra karar verirsiniz. Evet, bu webinarın amacı bu değildi. Sizin beklentinizi karşılamadı, amacı bu değildi. Çünkü haklısınız. Biz daha ziyade dijital toprak haritalamasına giriş yaptık ve sürekli farklı toprak özelliklerine ait farklı haritalar, devamlı değişkenleri olan haritalar nasıl oluşturabilir onu görmeye çalıştık ama yapılabilir dediğiniz yapılmaz değil. Şimdi sözlerime son vermeden önce. Bitirmeden önce TOK için, toprak organik karbon için yarattığımız
haritayı göstermek istiyorum. Görüyorsunuz her değer için bir rengimiz var. Evet. Beyaz olan yerler tarım arazileri değildir. Evet, bu grid, yarattığımız grid budur. Ve burada tahmin ettiğimiz tok, toprak, organik, karbon. Evet, diğer özellikler için de aynı şey. Ya daha çok verilerimiz olursa, daha çok özelliklerimiz olursa, her bir karakteristik için, her bir özellik için harita oluşturabiliriz. Aslında planımız da buydu, niyetimiz de buydu. Digital soil mapping sistemi de bunun için kullanılıyor zaten. Bu tür özellikler, nitelikler tabii ki de karar almak için kullanılmaktadır ve sürdürülebilir toprak yönetimi için kullanılmaktadır. Ve aynı zamanda bu tür haritaları elde etmek için ya da klasifikasyonlar için de kullanmak istiyorsanız ben size örneklerini bulabilirim bunun için. Evet. Başka sorusu olan var mı acaba? Soru yok galiba. Ben bir şey sormak istiyorum. Evet. Buyurun. Ya şu ana kadar biz FAO'yla bu AYAŞ projesiyle ilgili olarak sizden beklentimiz, ben toprak yetişici olarak söyleyeyim, çoklu parametrelerin kombinasyonu şeklinde oluşturulacak bir haritanın oluşturulmasıydı. Yoksa şu anki anlattıklarınızın her biri farklı yöntemlerle yapılabilir ve yapıyoruz da. Bunlar tematik haritalar, tekli parametreye de dayanan. Ama ya siz anlamadınız bizim kurumu ya biz sizi anlamadık. Bize ya da ilk başta verilen sözler farklıydı. Bu konuda cevap bekliyorum. Okay, yeah, I mean, I don't know, maybe Sarah or Haki. Tabii ki de, belki Sarah ya da Hakkı Bey bu konuda yardımcı olabilirler. Aslında bu webinarların amacı sizlere araçları göstermektir. Yani biz burada araçları göstermek istiyoruz. Bir metodoloji olacak ve bu metodoloji kapsamında kullanabileceğimiz araçlar üzerinde odaklanıyoruz. Ve şu an ilk atacağımız adımlardan bahsediyoruz. Ben şu anda bir şey söyleyeyim. Ben size şu anki yapılanların hiçbirisi eğitim değil. Sadece farkındalık yaratmak, bazı veri kaynakları hakkında bilgi vermek. Yani onun haricinde bu yapılanların hiçbirisi eğitim değil. Şimdi ben söz alabilir miyim? Şimdi sanırım bir, yani aslında İngilit de ifade etti. Başından beri her webinarın başında da ifade ettik. Şimdi burada amacımız aslında demin Suat'ın söylediği de gibi. Yani araçlar hakkında bilgi vermek, farkındalık yaratmak, yani eğitim dediğimiz şey genel amacıyla biz bu planlama içerisinde hangi araçları, CBS araçlarını, ne tarz verileri kullanabiliriz? Bunun üzerinden bir kapasite arttırımı gerçekleştirmekti. Dolayısıyla hani buradaki beklentiniz eğer dediğiniz gibi tüm değişkenlerin yorumlanarak ortaya çıkmış sonuç haritası üzerinde bir tartışma olmamalı. Çünkü bu daha bu aşamada yapabileceğimiz bir şey değil. Daha hala üzerinde çalışmamız gereken bir şey. Ve beraber şekillendirmemiz gereken bir şey. Dolayısıyla yani buradaki eğitimde anladığım kadar yani anlıyorum sizin yani o da iyi bir şey aslında pozitif anlamda. İsteklerinizi söylemeniz hem de bu anlamda bir talebinizin olması hem de bir heyecan olması yani bir beklentinin olması bence güzel.
bu doğrultuda da daha yani derinleştirilebilir istek şeylere göre, ihtiyaçlara göre. Ama buradaki amaç, yani İngilit'in anlattıklarındaki amaç sonuç haritasını göstermek değil. Çünkü daha hala üzerinde çalışmamız gerekiyor. Tüm analiz sonuçlarını almamız gerekiyor, çalışmamız gerekiyor. Maalesef arazide hiç şey yapamıyoruz falan. Daha yani bunun amacı bu değildi. Bunun amacı aslında Suat'ın demin söylediği gibi, yani burada kapasite arttırmak, birazcık farkındalık yaratmak, hangi araçlar kullanılabilir, işte RStudio gibi yani alışıldık metotların dışında kullanılabilecek araçlar var. Bunlar dijital haritalamadaki genel ve çok basit temel mantık. Her bir parametrenin üretilmesi önemli burada. Burada önemli olan dijital haritalamada her bir tematik haritanın kalitesini sağlamanız. Onu sağlam şekilde yaptıktan sonra hangi sınıflandırma sistemini isterseniz rahatlıkla o algoritmayı yaratarak o sınıflandırma sistemini elde edebilirsiniz. Hatta kendiniz bir sınıflama sistemi de oluşturabilirsiniz. Yani sınıflandırma kısmı işin, şöyle söyleyeyim, belki de 1/5. Çünkü önemli olan, yani arazideki çalıştığınız yöntemde de aynı. Şu anki yöntem. Önemli olan veriyi almak, o veriyi doğru şekilde yorumlamak, işte parametrelere göre taşlılığından pH'sına kadar. Ondan sonra elde ettiğiniz tüm verileri harmanlayıp bir yorum haritası ortaya çıkartmak. Bu FA sınıflaması olabilir, Amerikan sınıflaması olabilir, bu Türkiye'nin kendi sınıflaması olabilir. O kısmı bunda o kadar zor değil. Eğer elinizde bir sınıflandırma sistematiği var ise, mesela FA'nın olduğu gibi, işte halihazır şu an Türkiye'de kullanılan sistematik gibi. Çünkü orada çok basit bir yöntem izleyeceksiniz. Diyeceksiniz ki şu seri için işte pH'sı şunun yukarısında olan, taşlılık şeyi olan parametrelerden kriterleri seçeceksiniz. Bunları ihtiva eden alanları seç, bu serinin içerisine koy diyeceksiniz. Bu çok kompleks bir şey değil yani dijital haritalama tekniğinde. Dolayısıyla o kısım olabilir, yapılabilir yani teknik olarak mümkün. Bunu yapan ülkeler de var dediğim gibi. Enteresan gelebilecek size belki ama mesela Hindistan bu işte çok yoğun çalışan ülkelerden bir tanesi. Bir çok geniş alan olduğu için Çin, yani çok geniş alanda tütü nasıl yapabilirsiniz? Nasıl tanımlayabilirsiniz? Buna en çok ihtiyaç duyan ülkeler, yüz ölçümü geniş ülkeler. Rusya'da mesela bununla ilgili çok çalışma var. Yani bulduğum dokümanları da paylaşırım sizinle ama burada amacımız bu sonuç yorumlama kısmını yapmak değildi. Burada amacımız size araçları göstermekti. İngilit de o doğrultuda elinden geleni yapıyor. Yani yanlış anlama olmasın. Burada bir sonuç haritası üretmek değil maksat. Yani onu sunmak değildi size. Çok fazla zaman almayayım. Ama sonra yani gene tartışabiliriz, gene şey yapabiliriz ama burada beklentilerinizi söylemeniz de önemli. Teşekkür ederim. Ben fazla zaman almayayım. Sevgili Emrah, bu konuda bizi en iyi anlayacak kişi sensin. Yani bu toprak etütçü olarak diyeyim ben size. Ingrid Teach'in ne kadar toprakla alakalı olduğunu bilmiyorum. Fakat ama bizim beklentimiz bu görüşmeler, en başındaki görüşmelerde dijital soil mapping kavramını çok merak ediyorduk. Yani biz bu toprak haritalarının oluşturulmasında ne kadar verimli olabileceğini, ne kadar faydalanabileceğimizi istiyorduk sizden. Yoksa bu tematik haritaları biliyorsunuz sevgili Emrah, biz kendi yöntemlerimizi de oluşturuyoruz. Eksik ya da doğru. Ama bunlar bilmiyorum. Yani bu anlatılan, teşekkür ederiz. Yani gerçekten ben kendi adıma söyleyeyim. Anlatılanlardan çoğu konuda farkındalık edindim. Ve kendimi geliştirme konusunda fikrim oldu. Ama beklentimiz buydu. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Excuse me, may I intervene? Özür dileyerek araya girebilir miyim? Beni duyabiliyor musunuz? Evet. Beni duyabiliyorsunuz sanırım. Teşekkür ederim. Çok çetin beyefendi. Sorularınız için teşekkür etmek istiyorum. Sanırım bu webinarın gündemi daha önce sizlerle paylaşılmıştı diye biliyorum. Tabii ki dijital soil mapping daha
teknik eğitime ihtiyacı var bu konunun biliyorum ama bizim açımızdan biz paylaşılan ve öngördüğümüz gündem üzerinden gidiyoruz ve bunların hepsini daha önce bakanlıkla konuştuk ve onayladık. Nurcan Hanımlarla, İbrahim Beylerle bunları konuştuk. Belki tabii ki teknika düzeyde daha detaylı konularda kapasite geliştirme ihtiyaçları vardır. Ama bu webinarların amacı bu zamana kadar yapılan çalışmalarımız doğrultusunda kullanılan araçları göstermektir. Ve Ingrid'e aslında elimizdeki en iyi uzmanlardan bir tanesi istatistik analizler konusunda. Sadece dijital soil mapping konusunda değil ve bütün süreç konusunda aslında iyi bir uzmandır. Ve entegre arazi kullanım